Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda buluşmak isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Bahtiş Hanım, tekrar merhaba. Merhabalar. Siz ameliyat hemşiresi olarak çalışıyormuşsunuz. Aynı zamanda da eğitimi yüksek yapıyormuşsunuz. Evet, doktora yapıyorum. Harika. Üniversitesi'nde. Çok güzel. Başka neler yapıyorsunuz? Zaten doktora süreci biraz uzun olunca mecbur git gelmekle uğraşıyorum. Yolu çok seviyormuşsunuz zaten. Evet, seviyorum. Araba kullanmayı seviyor musunuz? Seviyorum. Çok güzel. Pakizem var benim. Pakize arabanın adı. Evet. Harika, çok güzel. Onunla her yere gidiyoruz. Benim yol arkadaşım o. Çok iyi. Benimkine de beyaz İzmir. Güvercin diyorum ama çok da güvercinlik bir halde kalmadı açıkçası. Peki iddialı mısınız da biraz dediniz ama... Ya mesela... Evet, öyle de şimdi ekrandaki gibi olmuyor. Evet, tabii. Şimdi ne kadar iddialı desem de burası evet. Çok daha farklı oluyor yani. Bildiğini unutabiliyor insan. Işık, kamera falan. Kesinlikle. Genelde zaten burnunuzun ucundakini soruyoruz. Başka bir tarafı düşünmeye başlıyorsunuz. Ben oralarda sizi geri çekmeye çalışacağım. Yani gözümüzün önündekini çoğu zaman göremeyiz ya. Ben de aynısını söyledim aslında. doğru falan dediğim de bari ne yapayım. Peki bir puan hedefiniz var mı Bahtiş Hanım? Ya aslında yok. Yani ekran başında oluyor. Bir ekran başında ne zaman, ne kadar alıyorsunuz? Ya 9300'e, 9000'lere kadar çıktım vardı. Evet. Çok iyi, harika. Ama bayağı iyi. Burası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakacağız. Belli olmaz o işler. Bahtiş Hanım neden? Hayatta her şey mümkün. Hayatta her şey mümkün diyerek kendinize de gazınızı ver. Size de helal olsun. Yani evlenebiliriz. Yani puan alabiliriz. Yapılabilecek evet birkaç evet. Şey var. Çok haklısın. Ufak ufak başlayalım mı? Bakalım başlayalım. Nasıl gidiyor. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Bir kolonideki işçi bal arılarının eşeysel özelliği. Bir harf lütfen. Tabii, verelim bir harf. Eşeysel özellik deyince aslında şey gibi düşün, cinsiyetini soruyormuşuz gibi düşün. İşçi bal arılarının cinsiyeti nedir efendim? Zaten çok seçenek yok. Bir tanesini söylerseniz. Kraliç. Değil. Değil. Cinsiyetini soruyorum. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Evet. Durdurun siz, ben onu bulduracağım size. Dişi. Dişi doğru cevap. Cinsiyet. Tamam. Efendim? Cinsiyet. Hiç böyle. Tabii çok, çok heyecanlısınız. Normal oralara gitmesi. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Buyursunlar. Bazı Orta Asya toplulukları tarafından da kullanılan geleneksel Türk çadırı. Otağı doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İsim soylu bir kelime soracağız. Şu soruyla bakalım soruya. Yapay olarak elde edilen yumuşak ve esnek dolgu gereci. Bir harf lütfen. Tabii. Harf verdik. Bir tane daha. Bir tane daha. Dolgu gereci böyle... Hani özellikle bir eşya falan gönderirken böyle dolgu malzemesi olarak kullanır, kırılmasın, böyle çok sallanmasın. Köpük. Köpük doğru cevap. Efendim, beş harflerden devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Düşey doğrultusuna dikey olan. Bir harf lütfen. Harf geldi. İyi. Yatay. Yatay doğru cevap. Efendim, altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım nasıl soruyor. Gıybet fısıltısı. Bir harf. Harf verelim. Masası vardır bunun. Fiskos. Fiskos doğru cevap. Efendim, hala altı harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bilişimle ilgili. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Yazılımla kullanıcının etkileşimini sağlamak üzere düzenlenmiş ekran görüntüsü. Yazılımla
kullanıcının etkileşimini sağlamak üzere düzenlenmiş ekran görüntüsü. Bir harf lütfen. Harf aldık. R. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Ü. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Hiç. A. Evet. Hiç gelmiyor şu an. Bir hafta belki. Bir hafta alalım. Bir hafta aldık. Tamam abi, durdurun, süre gidiyor. Aynen, evet. Bir sesli harf koyun, devam edin mi? Arayüz. Arayüz doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Evet. Arapça, Farsça karması bir kelime soracağız. Gelsin bakalım, nasıl soruyormuşuz onu da. Kronolojik anlatı. Kronolojik anlatı. Bir harf. Bir harf aldık. Tarihçe. Tarihçe doğru cevap. Bahtişen Hanım, yarışmanın ortasındayız. 2600 puanımız var. Hiç fena bir puan değil. Ama 1 dakika 11 saniye evet, süremiz biraz var. Biraz saniye. Yani bundan sonra atak halinde gitmemiz gerek, soruları görebilelim diye. Buyursunlar, soruyu görelim. Mecazen çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse anlamına gelen sözcük. Harf mi istediniz? Evet. Harf istemiştik, evet. Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse. Aa, o bir nokta noktadır bu konuda. Evet, gelecek. Gelecek, evet. Evet. Gelmiyor, şu an çıkmıyor. Başına bir sesli harf koyun. At. Değil, daha yuvarlak bir şey koyun. Oh. Hah, hah. Ot. Devam, onunla devam. Çıkmıyor ya, çıkmıyor. Hadi be. Çıkmıyor, ot. Hadi be. Otorite olacaktı. Evet. Üzgün alkış yedik ağzımızın ortasına ama olsun, önemli değil. 7400 puan yatıyor karşımızda. Cayır cayır gidip alabiliriz onu. 8 harflerdeyiz Bahtişen Hanım. Meteorolojiden geliyor sorumuz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bakalım nasıl sormuş editör. Yazın hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissetmemize neden olan havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Lütfen. Havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Böyle çok yazın, ay çok nokta nokta var deriz. Nem? Heh, yüzde olarak değeri deyince. Neme çıkacak mı, çıkmıyor? Evet, nem yüzdesi demeyiz de bu deriz. Nem oranı. Heh, nem oranı doğru cevap. Efendim yine batı kökenli bir sözcük soracağız. Anatomiden geliyor soru. Buyursunlar. Gülmek, ağlamak, korku, sevinç gibi duygularda etkin olarak kullanıldığı için sahne sanatçılarında gelişmiş olan bir kas. Ref. Değil. Gülmek, ağlamak, korku, sevinç gibi duygularda etkin olarak kullanıldığı için sahne sanatçılarında gelişmiş olan bir kas. Kas. Evet, şey böyle kaburganın altında bir kastır. Diyafram. Diyafram doğru cevap. Diyafram. Efendim 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mecazi bir söz dizisi bu. Gelsin sorusu. Aşk, sevgi, heves gibi duyguların kaynağına yönelik kimi zaman çılgınca istekleri doğrultusunda verilen bir isim. Aşk, sevgi, heves gibi duyguların kaynağına yönelik. Nedir bunun kaynağı efendim, bunların kaynağı? Hormonal olarak yok, yok. Mı? Yok yok, aşk, sevgi, heves gibi duyguları nerede yaşarız? Ya bu... Hayır hayır, bu yani bir kadın adı aynı zamanda bu. Şarkılarda çok geçer. Hiç. Ö var orada.
Deli gönül. Deli gönül doğru cevap. Hiç böyle şey deli gönül. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. Gelsin bakalım. Deniz Kızı'nın gerçek ve eril versiyonu. Deniz Kızı'nın gerçek ve eril versiyonu. Deniz Kızı nedir efendim? Deniz Kızı. Nerededir yani? Denizde. Tamam. Şeklini tanımlayın. O nasıl, neye benzer? Kuyruğu var. Yani neye benziyor kuyruğu olduğu için? Bir deniz canlısına benziyor. Balık. Balık kadın. İşte onun eril versiyonu. Balık adam. Balık adam doğru cevap. Dalgıç. Yani aslında. Evet. Efendim 10 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Aşırı eziyet veya sıkıntı görmek. Aşırı eziyet veya sıkıntı görmek. Mekle bitiyor. Mek makla bitecek. Evet, evet. Oh. Ah ben çok nokta nokta. Efkar. Değil. Efendim. Eziyet. Maf olmak. Yok, o da bu böyle yazılmıyor zaten. Birleşik kelime değil, bu iki kelime. Zulüm görmek. Saç sefadan tırnak. Cefa. Evet. Cefalamak. Cefalamak mı? Allah iyiliğinizi versin. Cefa Bahattin çekmek. Cefa çekmek olacaktı. Cefalandınız sevgili izleyen. Herhalde cefa çekmediğim için bilmiyorum galiba. Ay Allah çektirmesin Bahattin Şenol. Efendim 10 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor son sorumuzun cevabı. Yerli bir halkla ilgili sorunuz. Bakalım. İpucu da ipucu oldu. Kızılderili boy beyi. Harf lütfen. Harf verdik. Kızılderili boy beyi. Boy bey. Kızılderili boy beyi. Boy beyi. Kızılderililerin yaşındık ne topluluk nedir efendim? Kızılderililerin yaşadığı topluluk. Yani bunların çatıda liderleri kim oluyor? Değil. Şaman'da gittik oradan. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım madem gelmişken. Veremeyiz, basmıyoruz çünkü. Evet, veremedik. Kabile şefi olacaktı Bahri Şen Hanım. Kabile şefi olacaktı. Kızılderililer bizi mahvetti. Artık cefa çekmedim demiştiniz Bahattin Şenem. Hayırlı olsun. Sağlık olsun yani. Evet evet, ayaklarınıza de sağlık. Bu sizin hak ettiğiniz puan değil ama stres yönetiminde ilk adımı attık diyebiliriz. Evet. Bir dahakine yani, inşallah diyelim. Bu şekilde hani ekran karşısında olmak çok çok farklı oluyormuş gerçekten. Evet. Evde hani rahat koltuğunda oturup hani bunu da söyleyemiyor falan dediğimizi şu an ben yaşadım burada. Demek ki ne kadar yargıladıysanız Bahattin Şenem. Başıma geldi işte. Hepsi sizinle. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmezmişler. Evet. Bahattin Hanım ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Bahattin Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız ve ikinci yarışmacımız gelecek.